Evet arkadaşlar, dalga mekaniği sorularını çözüyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Sabit derinlikte dalga leğeninde engeller arasına gönderilen su dalgaları demiş. Şöyle birinci soru. Şu engellerimi hemen hızlıca çizdim. Tabii ben örnek olarak gösteriyorum. Su dalgalarımın dalga boyu lambda olsun. Engeller arasındaki uzaklığı W. Eğer lambda W'dan büyükse, lambda büyüktür W veya en azından eşit olursa, o zaman kırılım gözlemlerim şu şekilde. Tabii lambda W eşit olduğunda belli belirsiz, yani silik bir kırılım gözlemlerim. Lambda W'dan büyük olursa da gözlemlediğim kırılım belirginleşir. Tam kırılım meydana gelecektir diyebiliriz. Eğer W'yu azaltırsam, o zaman kırılım daha da belirgin olur. Mesela engelleri birbirinden uzaklaştırırsam W artar. Kırılım olayı gözlenmez. Bu sefer de su dalgaları dümdüz geçer. Sen engeller arasındaki uzaklığı arttırdım. Su dalgalarımın şöyle daha sık olsun. Su dalgaları buraya geldiğinde şu şekilde kırılım olayı gözlenmeyecektir. Bakın burası W. Su dalgalarının dalga boyunda lambda ile ifade ettim. Lambda W'dan küçük. Lambda küçüktür W olduğunda kırılım gözlenmiyor. Kırılım gözlenmez. Burada da kırılım gözlenir diyebilirim. Kısaca özetlemiş olduk. Gözlenir. Şimdi birinci soruda 3 tane şekil vermiş. Birinci şekilde kırılım gözlenmemiş, dümdüz geçmiş. Buna benziyor yani. İkinci şekilde kırılım gözlenmiş ama belirgin değil. Üçüncü şekilde tam bir kırılım var. O zaman ben şimdi buradaki aralıkları sıralayacak olursam en küçüğün W3 olması gerekiyor. En büyüğün de W1 olması gerekiyor. W1 büyüktür W2. O da büyüktür W3 şeklinde aralıkları karşılaştırabilirim. Evet, ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruda derinliği sabit dalga leğeninde kaynaktan çıkan lambda dalga boyu su dalgalarımız var. W genişlik engelli kırılma uğraması şekillik gibi. Yine kırılım sorusu. Buna göre dalga boyu ve yarık genişliği arasında hangileri doğru olabilir demiş. Yine aynı. Birinci soruya benzeyen bir soru. Lambda eşittir W veya lambda büyüktür W olursa kırılım gözlenir. O yüzden de kırılım gözlendiği için ikinci soruda birinci ve ikinci yargımız doğru olacaktır diyorum ben de. Yani C şıkkı doğru olacaktır. Üçüncü soruya geldim. Bakalım. Pardon. Üçüncü soru yorum sorusu. Su dalgalarında 3 tane yargı vermiş bize. Su dalgalarında kırılma dalgaların bir ortamdan başka bir ortama geçerken doğrultu değiştirmesi olayıdır demiş. Doğrudur. Su dalgaları kırıldığı zaman mesela şöyle yaptım. Su dalgalarımız şu şekilde geliyor. Doğrusal su dalgası. Buraya geldiği zaman derinlik farkı varsa şu şekilde yoluna devam edebilir. Mesela su dalgamız kırılmış oldu. Sonrasında ikinci yargımız, mesela buna birinci yargı dedim. İkinci yargı, su dalgalarında kırılım dalgaların dalga boyuna eşit veya daha küçük bir yarıktan geçerken dağılması olayı. Zaten onu söylemiştik ikinci yargıda. Yani şurada şekli de var. Kırılımdan bahsediyor. Tanım olarak vermiş. Üçüncü yargı, su dalgalarında girişim. İki noksal kaynaktan çıkan dalgaların üste bindiğinde oluşan şekil. Şöyle iki noksal kaynağımız var. Bu su dalgaları üste geliyorlar. Dalga katarları düğüm çizgileri oluşturuyorlar. Şunlar dalga katarlarım olsun. Arada da düğüm çizgileri olacaktır. Biz bu olaya, burası da merkez doğrusu, girişim diyorduk. O yüzden 3'e doğru olacaktır. Baktığım zaman. Evet. Dördüncü soruya geldim. Özdeş K1 K2 kaynakları derinliği sabit. Dalga leğeninde lambda dalga boylu demiş. Şimdi dördüncü soruda ben K1 ve K2 kaynaklarını çizdim hemen. Şurada P noktası vermiş. Birinci kaynağı olan uzaklığı 4 lambda. İkinci kaynağı olan uzaklığı 2 lambda. Şimdi yol farkını bulacağız. Yol farkı deltası. Buraya S1 dersem. Buraya da S2 dersem. S1 eksi S2'dir. S1 eksi S2. Bu şekilde. 4 lambdanın 2 lambdayı çıkarıyorum. 4 lambda eksi 2 lambda. Yol farkımız 2 lambda oldu. Kaynaklar aynı fazlaysa. O zaman P noktası dal katarı üzerinde bir nokta olacaktır. İşte nasıldı mesela? En lambda olduğu zaman yol farkı en lambdaysa dal katarı katar. Şu şekilde. N eksi 1 bölü 2 lambda olursa da şuraya ayıralım.
eksi 1 bölü 2 lambda olursa da düğüm çizgisi üzerinde bir nokta olacaktır. Bunu da not olarak vermiş olalım. O zaman ikinci katır oluyor sanırım. Evet. Dördüncü soruda da 5 şıkkı doğru oldu. Peki. Devam ediyorum. Beşinci sorumuz. Girişim olayında yine yorum sorusu. Yargılarımız var. İki dalganın tepe veya çukur noktalarının karşılaştırılmasına yapıcı girişim denilir. Şimdi iki dalganın tepe veya çukur noktaları. Yani her ikisinden de tepe gelecek. Benim anladığım bu şu anda. O zaman çift tepe olur. Maksimum genlikleştirir. Bakın yine zaten söyledim. Max genlik. Tabii bunu kastediyorsa birinci yargıda. Bir dalganın tepe noktasının ikinci yargıya geçtim. Bir dalganın tepe noktasının diğer dalganın çukur noktası ile karşılaşması yıkıcı girişim denilir. Burada da tepe ve çukur üst üste geldiğinde birbirini söndürüyordu. Şu şekilde. Birinden tepe, diğerinden çukur geldi. Şöyle sönüm anımız var. Birbirini söndürdü bunlar. Buna da minimum genlik. Yani su yüzeyinde hareketsiz düğüm çizgileri ve dal katarları olarak düşünebiliriz. Tabii çift tepe olması gerekmiyor. Çift çukur olarak da düşünebilirim ben bu arkadaşı. Peki üçüncü yargı iki dalganın tepe veya çukur noktalarının üstte binmesiyle katar noktaları, noktaları oluşur. İşte çift tepe ya da çift çukur. Hadi üçüncü yargıda çift çukurda çizelim. Şu şekilde. Her ikisinden çukur geldiği zaman şöyle çift çukur. Yine max genlik. Burası arkadaşlar katardır. Dal katarı. Katar. Min genlik dediği de düğüm çizgisi olacaktır. Düğüm çizgisi. Bu arkadaş da katar. O yüzden üçü de doğru oluyor sanırım. Beşinci soruda. Evet, altıya geçtim. Üç yargıya da doğru dedik. Altıncı soru yine kırılım sorusu. Kaynaktan çıkan su dalgaları W genişliğindeki bir aralıktan geçerken kırılıma uğruyor demiş. Şöyle şekli çizdim. Klasik kırılım sorularından su dalgalarımız geliyor. Şu şekilde kırılıma uğramış. Tabii yönleri de vermiş bize. Şöyle geliyordu. Burasını biraz da şöyle aşağıda olarak düşünelim. Şunu da şöyle yukarıda. Yani landaya landa. Herhangi bir değişiklik yok. Altta da kaynağımız varmış. Buraya da kaynağı çizmiş. Kaynak. Buna göre kırılımın artması için. Şimdi kırılımın artması için engeller arasındaki uzaklığı azaltmanız gerekir. Yani şurası W. W azaltılabilir. Yarık genişliği azaltılabilir. Yani birinci yargı olacaktır o zaman. Şöyle birinci yargı olur. Kırılımın artmasını istiyorsa dalga lehinde su eklenmeli. Şimdi dalga lehinde su eklenirse dalga lehindeki suyun yani derinliğin artması dalga boyunu arttırır. Şöyle tik atmıştım. Dalga boyu artarsa da dalga boyu büyük olduğunda kırılım gözleniyordu. O zaman buna da doğru derim. Frekansın azaltılması. Üçüncü yargı. Şimdi V eşittir lambda çarpı F'ydi. Su dalgalarında kullandığımız formül. Frekans azalırsa dalga boyumuz artar. Hız değişmeyecek çünkü derinliğe bağlıdır. Dalga boyunu arttırırsak lambda büyüktür W şartını yine sağlamış oluruz. O zaman üçüncü yargımız da doğru olacaktır arkadaşlar. Peki yedinci soruya geldim. Şöyle ayırdım. 7 diyorum. Yedinci soruda yine yol farkı sorusu. 3 lambda 3 bölü 2 lambda verilmiş. Ben yine şeklini çizeyim. Şöyle yapmış. Şu şekilde. Burası K2, burası K1. 3 lambda 3 bölü 2 lambda şeklinde vermiş. Burada da P noktası varmış. Pardon. Şöyle. Peki, özdeş K1, K2 kaynakları, derinlik sabit, silanda dalga boylu dalga. Buna göre P noktası hangi çizgi üzerinde bir noktadır diye sormuş bize. Şimdi P noktasının yerini bulmak için biz yine yol farkına gidebiliriz. Burası 3 landaydı, diğeri 3 bölü 2 landa yani 1,5 landaydı. Hemen yol farkına baktım. Deltası eşittir. 3 landadan 3 landa bölü 2'yi çıkardım. 3 landa bölü 2 buldum. Bakın buçuklu buldum. Buçuklu bulduğum zaman ne yapacağım? Delta S n eksi 1 bölü 2 lambda. Ninci düğüm çizgisi demektir bu. Ninci düğüm çizgisi. Şimdi hangi sayıdan 1 bölü 2'yi çıkarsam 3 bölü 2'yi bulurum. Şeklinde bir sorumuz geldi o zaman karşımıza. Kaç olur? 2 olur sanırım değil mi?
Yedinci soruda ikinci düğüm çizgisi. Yani şöyle bir işlem yapıyorsunuz. N-1/2 çarpı lambda eşittir 3 lambda/2. Buradan en yerine 2 yazarsanız ikinci düğüm çizgisi şeklinde 3/2 elde etmiş olursunuz. Arkadaşlar. Gayet basit. Peki. 8'e geçtim. Şimdi 8. soruda gelişim çizgilerini göstermemi istiyor benden. Bakalım derinliği sabit dalga genelinde özdeş kaynakların oluşturduğu girişim deseni çekirdek gibidir. Buna göre x, y, z noktalarından hangileri katar noktasıdır şeklinde bir sorumuz var. Şimdi katar olması için biraz önce anlattığım gibi çift tepe ya da çift çukur olması gerekiyor. Düğüm çizgisi olması için de tepe çukur gelmesi yeterli. Şimdi şekilde düz çizgiler tepe, kesitli çizgiler de çukur. O zaman x'e bakıyorum. X'in üstünden düz çizgiler geçiyor. İki tane düz çizgi. X o zaman katar. Yani tepe tepe. Tepe artı tepe. Y'ye bakarsam Y'de de iki tane çukur var arkadaşlar. Kesitli çizgiler geçmiş. O da katar. Çukur çukur. Şöyle. Z'de tepe ve çukur üste gelmiş. Z o zaman düğüm çizgisi olacaktır. Düğüm çizgisi olacaktır. Bu şekilde düşünebilirim. Çukur tepe. Çukur artı tepe. Şöyle. Hangileri katar noktasıdır? X ve Y katar noktası olacaktır diyebiliriz. Peki hemen 9. soru. Yine kırınım sorusu. Dalga reninde oluşturulan doğrusal su dalgaları şeklinde bir şey vermiş bize. Yine kırılım şeklimiz var. Şöyle 9 su dalgalarımız. Burada da engellerimiz var. Şu şekilde. Oradan da işte su dalgalarımız kırılıma uğramış. Şöyle devam ediyor. Ben biraz hızlı çizdiğim için şu şekilde. Peki. Şöyle devam ettik. Şöyle şunları da ok olarak vermiş olalım. Eğrisel dalga dönüşü. Doğrusal su dalgalarının dalga boyu lambda olduğuna göre W bölü lambda oranı hangisi olamaz şeklinde sorulmuş. Su dalgalarının dalga boyu lambda ile verilmiş. Burası da şöyle kırmızıyla yazayım. Şurası da W olacak. Engeller arasındaki uzaklık. Şimdi kırılım olduğuna göre lambda W'dan büyük olacaktır veya en azından eşit olacaktır. İşte tabii ki ben şimdi şıklara baktığım zaman W'nun büyük olduğu tek bir tane şık var. Bakın A, B, C, D bütün şıklara bakarsanız W bölü lambda oranımız 1 veya daha küçük değerler. E şıkkına dikkat ederseniz burada W bölü lambda oranımız 1'den büyük. O zaman hangisi olamaz dediğinde W daha büyük olacağı için E şıkkı burada olamayacaktır. Peki, 10. soruya geldim. 10. soru. Şimdi 10. soruda aynı anda çalışan özdeş sevir seyir kaynaklarımız var. Lan dalga boyuyla oluşturmuş. Koyu çizgiler dalga tepesi, kesit çizgiler dalga çukuru. Buna göre K noktasının kaynakları olan yol farkı vesaire demiş. Şimdi bu soruda aslında şekli de çizebiliriz ama hani ben şöyle yapmaya çalışacağım. Zaten şekilsiz de var. S1, S2. Mesela K noktası demiş. K noktasının şurada şöyle bir K noktası. Birinci kaynağı olan uzaklığına bakacağım. Şimdi birinci kaynağı olan uzaklığı iki tepe arasını sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Yani üçüncü tepe. S1'den çıkan üçüncü tepe üzerinde. Yani 1, 2, şurada üçüncü tepe var. O zaman buradaki uzaklığım benim 3 lambda olacaktır. Şekle bakarsanız mavi çizgiyle gösterilen, düz mavi çizgiyle gösterilen tepeleri saydım. 1, 2, 3. S2 olan uzaklığına yine bakıyorum. Bu sefer S2'den çıkan çemberlere bakıyorum. Yani su dalgalarına, dairesel su dalgalarına bakıyorum. Tepe gelmemiş. Bu sefer çukur gelmiş. Zaten 1, 2, 3. Bir yarım eksik sanırım. Değil mi? Veya çukurları da sayabiliriz. Lambda 1, 2. Bir tane daha lambdamız var. 2,5 lambdalık bir mesafe var sanırım. Şuradaki uzaklık. Bakın aynen yapmaya çalışacağım. 1, 2, 2,5. 1, 2. Şuraya çukur gelmiş arkadaşlar. O zaman buradaki uzaklığımız bu sefer
2,5 dandır şeklinde karşımıza çıkacaktır. K noktasının kaynakları olan yol farkı demiş. Ben buraya 2,5 dandır yazarsam K noktası için konuşuyorum. Şu K noktası biraz şöyle belirgin olsun. Yani tamamen şekli okuyoruz. O zaman birinci yargı K noktasının yol farkı işte delta S eşittir 3 lambda eksi 2,5 lambda. 5 lambda bölü 2 de yazılabilir. Fark etmez. 2,5 lambda. Buradan 0,5 lambda yani lambda bölü 2 çıkacaktır. Birinci yargımız doğru. İkinci yargıya geldim. Şimdi L noktası birinci katar üzerindedir demiş. L noktasına bakıyorum. Şimdi yine aynı şekilde şeklini çizmek istersem nereye çizeyim? Şuraya çizeyim. Burası S1 kaynağım. Sonrasında S2 kaynağım. Şurada bir L noktası. Hemen şekle bakarsam 1, 2. Birinci kaynaktan 2 tepe uzaklığı. Şöyle yaptım. 1, ikinci tepe gelmiş. O zaman burası 2 randa olacaktır. Şu uzaklık. 2 randa. İkinci kaynaktan ne kadar uzakta? 1, 2, 3. Düz çizgileri saydım bakın. O zaman burası da 3 randa olacaktır. Şöyle 1, 2, 3. tepe gelmiş. Demek ki buradaki uzaklık 3 randa. Yani yol farkını bulurken aslında biz tepeleri sayarız arkadaşlar. Kaynaktan çıkan tepeleri. Bunları birbirinden çıkardığımda 3 randadan 2 randa çıktığında yol farkı delta S 3 randa eksi 2 randadan buradan da randa bulacağım. O zaman hakikaten de birinci dalgakatır üzerinde. Birinci katar üzerinde. Çünkü en lambdayı kullanmamız gerekecektir. Tam sayı çıktığında. Bunu zaten söylemiştik. O zaman ikinci yargı da doğru. Hemen üçüncü yargıya geçtim. Şöyle yapalım. Biraz da yukarı aldım. Şimdi üçüncü yargıda M noktası merkez katır üzerindedir. Arkadaşlar M noktası simetrik olarak tam ortada. Bakın S1 ile S2 yolun uzaklıkları eşit. Yani her ikisinde de bakıyorum 1, 2, 2,5 lambdalık bir uzaklık var. S1 olan uzaklıktan. Hani şurası şöyle çizersem bu S1, S2, M noktası burada mesela. Şurası da 2,5 lambda. Şurası da 2,5 lambda. O zaman M noktasının yol farkı 0. Yani merkez doğrusu üzerinde, merkezi katar çizgisi üzerinde olacaktır. Delta S 0 olduğunda sıfırıncı katar üzerindeyim veya merkez doğrusu üzerindeyim. Merkez katar üzerindeyim denilebilir. O zaman üçü de doğru olacaktır arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. 11. soru. Şöyle şurayı şöyle ayırayım. 11. Şimdi 11. soruya bakıyorum. Yine aynı mantık. Bu sefer direkt şekli çizmek yerine ne yapıyorum? Yol farkını buluyorum. Derinlik her yerde aynı. Aynı fazlı kaynaklar. P noktası kaynaklara 8 ve 6 lambda uzakta. Şöyle bakın. Delta S eşittir. 8 lambda eksi 6 lambda. 2 lambdalık bir yol farkımız var. O zaman en lambdayı kullanmamız gerekecek. Yani ikinci katar üzerindeyim. Madem aynı fazla çalışıyor kaynaklarımız. P noktası ikinci katar üzerinde olacaktır. Dalga boyu lambda ise P noktası nerededir diye sormuş. İkinci tepeleri de sormuş mesela. Arkadaşlar tam sayı olduğunda biraz önce şurada aslında anlatmıştım. Bakın noktanın kaynağı olan uzaklığı dalga boyunun tam katı olduğunda eğer kaynak tepe ise orası da tepe oluyor. O zaman burada da aynı şekilde 8 randaya 6 randa şeklinde. Tabii kaynakları tepe olarak düşünüyoruz. O yüzden de çift tepe gelecektir. Bunun gibi düşünebiliriz. İkinci katar çift tepe. Tepe tepe. Şeklinde. A şıkkı doğru olacaktır. Evet. 12. soruya geçtim. 12. soru. Şimdi 12. soruda yandan görünüş çizmiş bize. Şekillik gibi verilen şöyle. Bir kabımız var. Buraya kaynaklarımızı koymuş. K1, K2. Tabii kaynaklar arasındaki uzaklık D. Üstten görünüşünü alıyorum hemen ben. K1, K2. Kaynaklar arasındaki uzaklık D kadar. Şimdi kaba sıvı ekleyecek, su ekleyecek sanırım. Aynı fazla çalışan kaynaklar, özdeş kaynaklar vesaire. M musluğu kapalı falan. Şey demiş. M musluğu kapalıyken desendeki düğüm çizgilerinin sayısı K. Yani şimdi desende oluşuyor. Mesela burası merkez doğrusu. Birinci dal katarı, ikinci dal katarı şeklinde. Bunların arasında düğüm çizgileri vardır biliyorsunuz. Şu şekilde. Düğüm çizgilerinin sayısını sormak aslında
dal katarlarının sayısını sormaktır. Yani ikisi de aynı mantık. Çünkü biz şimdi soru çözerken tam ortadan ikiye bölüyoruz. Sağ taraftaki desen nasıl, sol taraftaki desen de aynı şekilde olacaktır. O yüzden fark etmeyecektir diyorum. Yani girişim çizgilerinin arasındaki uzaklık nasıl değişir? Ben kaptaki derinliği arttırırsam, şimdi H derinliği artarsa, o zaman su dalgalarında V eşittir lambda çarpı F'dir. Derinlik artarsa hız da artar. Frekans kaynağa bağlı, dalga boyu artar. Şimdi dalga boyu arttığında katarlar arasındaki uzaklık dalga boyunun yarısı kadardır. Burası lambda bölü 2'dir. Veya art arda gelen iki düğüm çizgisi arasındaki uzaklık da lambda bölü 2'dir. Ve şimdi baktığımız zaman dalga boyu artarsa bu uzaklık da artar. Yani katarlar şu şekilde K1 ve K2 arasındaki katarlar seyrekleşir. Şimdi bakıyorum, düğüm çizgilerinin sayısı K ile ifade edilmiş. Ardışık iki tane katar çizgisi arası uzaklık X ile ifade edilmiş. Bizim lambda bölü 2 dediğimize X demiş arkadaş. O zaman lambda arttığı için X de artar. Yani şöyle yaparsam X artar diyorum. X artar. Peki baktığımda çizgilerin sayısı, desendeki düğüm çizgileri ya dal katarlarının, katar çizgilerinin veya düğüm çizgilerinin sayısı demiş. Sayı da azalacaktır tabii doğal olarak. O zaman K azalır şeklinde düşünebilirim. C şıkkı mı oluyor? C şıkkı oluyor sanırım. Evet. 13. soruya geçtim. Aynı fazla çalışan. Hemen kağıdımı değiştiriyorum. Aynı fazla çalışan özdeş iki noktasal kaynağımız var. Bunlar arasındaki mesafe dalga boyunun 3 katı. 13. Şimdi kaynaklar arasındaki uzaklık şöyle. K1, K2. Bunlar arasındaki mesafe D eşittir 3 lambda verilmiş soruda. Buna göre kaynaklar arası kaç tane çizgi gözlemlenir? Düğüm çizgileri, dalga katarları. Şimdi öncelikle yapacağınız işlem şu şekilde merkez doğrusunu çizdiniz. 3 lambdayı tam ortadan ikiye bölmüş oluyorsunuz. O zaman ben şöyle kırmızıyla çizeyim. Burası mesela 1,5 lambda arkadaşlar. 1,5 lambda. 3 bölü 2. Şimdi mesela dal katarlarını sıralayabiliriz. O daha kolaydır. Ben dal katarlarını siyahla çizeyim. 1,5 da lambda bölü 2 aralıklara böleceğim. 1, 2, 3. Üçüncü dal katarı tam kaynağın üstüne geldi. Sağ tarafta da aynı şekilde. Üçüncü dal katarı kaynağın üstüne gelecek. Şimdi düğüm çizgilerimde tam buradaki katarların arasında olacak. Şu şekilde. Birinci, ikinci, üçüncü düğüm çizgisi. Şu arkadaş üçüncü düğüm çizgisi olacaktır. Şimdi sol tarafta aynı olduğu için artık rahatım. Bu sayma yöntemidir arkadaşlar. Bu şekilde soruları çok rahat bir şekilde çözebilirim. Şimdi soruda düğüm çizgilerini sorduğu için 3 tane sağda, 3 tane de solda. Toplamda 6 tane düğüm çizgisi gözlemleyeceğim. 6 düğüm çizgisi. Şimdi katar sorsaydı kaynağın üstüne gelen katarı almıyoruz. Kaynaklar arası dediği için. Veya kaynağın üstüne düğüm çizgisi gelirse onu almıyoruz. Bunu da antiparantez belirteyim. O zaman 6 tane düğüm çizgisi oluştu diyorum. Şöyle geçtim. 14. soruya. Dalga reyinde aynı faz noktasal kaynaklar girişim deseni oluştu. P noktası 3. düğüm çizgisi üzerindedir. Tamamdır. Ben şimdi buradan söylediğinden ne anlıyorum? Hemen onu çizeyim. K1, K2. Şurada P noktası var. P noktası şöyle kaynakları olan uzaklarını da çizdim. 3. düğüm çizgisi üzerinde noktaymış. 3. düğüm çizgisi. Dalganın dalga boyu 6 santim olarak verilmiş. Lambda eşit 6 santim. Tamamdır. P noktasının kaynakları olan uzaklık farkı. Yol farkını soruyor arkadaşlar. Buraya S1 yazarım. Buraya da S2 yazarım. Şimdi 3. düğüm çizgisi olduğu için düğüm çizgilerinde yol farkını şöyle buluyoruz. Delta S eşittir S1 eksi S2. N eksi 1 bölü 2 lambda eşit diyoruz, pardon. N eksi 1 bölü 2 lambda şeklinde bir şey yazabilirim. Şimdi 3. düğüm çizgisi olduğu için ben burada hemen N yerine 3'ü yazacağım. 3 eksi 1 bölü 2. Zaten S1 eksi S2'yi sordu bana. O zaman işte yol farkı eşittir. Delta S'yi buluyoruz. İşte 3 eksi 1 bölü 2 çarpı lambda dalga boyumuzda 6 santim olarak verilmişti. Çarpı 6. 3'ten 1 bölü 2 çıkardım. 5 bölü 2. 5 bölü 2 ile de 6'yı çarpmış oldum.
5 6 30 bölü 2'den sanırım 15 geliyor. 14. soru. Evet. Buradan yol farkımız 15 santim şeklinde çıkar. 5 oluyor yani. Evet. 15. soruya geldim. 15. Şimdi 15. soruda aynı anda çalışan özdeş kaynaklar koyu çizgiler, dalga tepeleri, diğerleri. Yani düz çizgiler tepeler, kesişik çizgiler çukurlar. Üstten görünüşe. X, Y, Z hakkında şeyler söylemiş bize yine. Yorumlar söylemiş. Birinci yargı, ikinci yargı, üçüncü yargı. Bunlar nasıl, doğru mudur, yanlış mıdır şeklinde. X noktası ikinci maksimum çizgi üzerindedir. İkinci dal katır üzerindedir. Bakın yine ben X noktasının yol farkını buradan direkt yazacağım. X noktası için yol farkı kaynaklardan bir tanesine bir tepe uzakta. Lambda. Diğerine de sayıyorum. 1, 2, 3. Yani 3 lambda eksi lambda'dan buradan 2 lambda buldum. İkinci katır üzerinde olması lazım. Yani birinci yargı doğru oldu. Sonra direkt geldim, bakıyorum Y noktası birinci maksimum, yani birinci dal katırı demeye çalışıyor. Sayıyorum 1, 2. 2 tane ikinci tepede, yani 2 lambda uzaklığı var. Delta S eşit. Diğer kaynağa bakıyorum 1, 2, 3. O zaman 3 lambda eksi 2 lambda. Buradan da lambda kadar yol farkı buldum. Birinci katar. Bu arkadaş da ikinci katardı. Bu şekilde. İkinci yargımız da sanırım doğru oluyor. Şimdi Z noktası ikinci düğüm çizgisi üzerinde bir noktadır demiş. Şuna tik attım. Z noktasına bakıyorum. Şimdi 1, 2, S1'den 3 tepe uzakta. O zaman 3 lan da oradan var. Şöyle delta S eşit. 1, 2, 3, 3 lan da. Eksi tepeleri saydım arkadaşlar. X, Y, Z'de. Bakın Z noktasına odaklanıyorum. S1'den Z noktasına doğru bir doğru çekim. 1, 2, 3. tepede. Arda arda gelen iki tepe arasındaki uzaklık lambda olduğu için lambda 3 lambda şeklinde çizmiş oldum. Daha önce yaptığım için bu şekilde sayarak yapıyorum şu anda. S2'den 1, 2, 2,5 lambda uzakta. Çukur olduğu için 3'ten yarım çıkardım 2,5. Yani burası da o zaman 2,5 lambda olacak. Yani 0,5 lambdalık bir fark var aralarında. Lambda bölü 2 yazıyorum direkt. İkinci düğüm üzerinde demiş. Birinci düğüm oluyor arkadaşlar. Çünkü n eksi 1 bölü 2 yazmamız gerekecek düğüm çizgileri olduğunda. O yüzden üçüncü yargımız yanlış oldu. 1 ve 2 doğrudur. Hemen 16'ya geldim. Dalgalarında aynı faz çalışan S1 ve S2 kaynaklarını oluşturduğu desen. P noktası ikinci düğüm çizgisi üzerinde. O zaman biz P noktası için hemen yol farkını şöyle yazalım. Delta S. Madem ikinci düğüm 2 eksi 1 bölü 2 çarpı lambda şeklinde ikinci düğüm çizgisinin ben yol farkını yazabilirim. Peki buna göre aynı noktadan birinci düğüm çizgisinin geçmesi için demiş. Tek başına yapılabilir. Şimdi bunu şekille göstermek lazım. Şöyle. Burası K1, K2. Burası merkez doğrusu. Şimdi birinci dal katarı, ikinci dal katarı. Düz çizgiyle çizdiklerim dal katarları. Birinci düğüm çizgisi, ikinci düğüm çizgisi. Şimdi bizim P noktası buradaymış. İkinci düğüm çizgisi şekilde. Burası da birinci düğüm çizgisi. Diyor ki P noktasından birinci düğüm çizgisi geçsin. Normalde 2 idi. Bunu nasıl yapabilirim? Dalga boyunu arttırabilirim. Bakın dalga boyu artarsa arda arda gelen iki tane saçak arasındaki uzaklık işte ne olabilir? Dal katır olabilir veya düğüm çizgileri olabilir. Lambda bölü 2'dir. Ya benim bir şekilde genişletmem lazım. Yani birinci düğüm çizgisinin sağa doğru ilerlemesini istiyorsam şuradaki mesafeyi arttırmam gerekiyor. Dalga boyunu arttırmam gerekiyor bir şekilde. Peki, şimdi yargılara bakıyorum. 16. soruda. Su derinliğini arttırmak demiş birinci yargıda. İkinci yargıda kaynakların periyodunu arttırmak demiş. Şimdi birinci yargımız hemen şöyle yazdım. Su derinliği artarsa, H artarsa o zaman dalga boyu, daha doğrusu şöyle V eşittir lambda çarpı F'de V artar. Derin olan ortamda su dalgaları daha hızlıdır. O yüzden dalga boyu da artar. Frekans zaten bize bağlı. Frekans sabit tuttuk. Yani dalga boyunun artması şartımızı birinci yargı sağlar. İkinci yargıya bakalım.
İkinci yargı da kaynakların periyodunu arttırmak demiş. Şimdi periyodun artması frekansın azalması anlamına gelir. O zaman frekans azaldığında da dalga boyunun artması gerekir. Böyle düşünebilirim. O zaman ikinci yargı da olacaktır. Yani şöyle, mesela şöyle yazdım. V eşittir. Lambda bölü T de yazılabilir. Periyodu ne yapmış? Arttırmış. Dalga boyu artmış. O yüzden ikinci yargımız da doğru olacaktır. Üçüncü yargıya geldim. Şimdi üçüncü yargıda merkez ölçüsü sabit kalacak şekilde kaynakları birbirinden uzaklaştırmak. Yani şimdi kaynağı daha uzağa çekmek, girişim deseninde oluşan yani nasıl diyelim, dal katarları ve düğüm çizgilerinin sayısını etkiler. Mesela kaynakları uzaklaştırırsan birbirinden daha fazla dal katır oluşur veya daha fazla düğüm çizgisi oluşur. O yüzden bu kayma olayını bu arkadaş tetiklemez. Üçüncü yargıyı almazsak daha mantıklı bir cevap vermiş oluruz. Yani 1 ve 2 doğrudur arkadaşlar. Üçüncü yargımız burada yanlış olacaktır. Şuraya tık atayım. Şuraya da ekstra atayım. Bu arkadaş olmadı. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Hemen kağıdımı değiştirdim. 17. soru. Şimdi 17. soruda bir dalga reninde üretilen lambda dalga boylu doğrusal dalgalar engeller arasında W demiş. Arkadaşlar 17. soruda şöyle 17 şurada engellerimiz var. Burada kırınım olayı gözlenmemiş. Yani su dalgalarını yollamış. Buradan su dalgaları düz olarak geçiyor. Şu şekilde. Yani kırınım olayını gözlememişiz. Şuradaki uzaklığımız W. Su dalgalarının dalga boyu da lambda. Şu şekilde ilerliyor su dalgalarımız işte beyazıyla. Buna göre dalgaların boşluktan sonra eğrileşmesi için, yani kırınım olayı oluşması için demiş. Neler yapabiliriz? Yani şöyle olmasını istiyor eğrileşmekten. Maksadı bu. Ne yapabiliriz? Dalga boyunu arttırabiliriz. Hani lambda büyüktür W haline getirmemiz lazım. Dalga boyunu arttırabiliriz veya W'yu azaltabiliriz bu şekilde. Hemen yargılara bakıyorum. Kaynağın frekansını arttırmak. Şimdi V eşittir lambda çarpı F. Eğer kaynağımız burada. Kaynağın frekansını ben arttırırsam dalga boyu azalır. Derinlikte oynamadığım için hız sabit. O yüzden dalga boyu azalırsa ya zaten kırılım yoktu. Dümdüz geçmeye devam eder. O yüzden birinci yargımız şöyle. Birinci yargımızı almıyoruz. Onu çizdim. Hemen ikinci yargıya geldim. Lehine su ilave etmek. Lehine su ilave edersem hız artar. V eşit lambda çarpı F. F kaynağın frekansı. Hız artar, dalga boyu artar. Bakın dalga boyu artar zaten söyletti. O zaman olacaktır. Kırılım gözlenecektir. Hemen üçüncü yargıya geldim. Üçüncü yargıda W genişliğini arttırmak. Arkadaşlar genişliği arttırmak değil azaltmak gerekiyor. O yüzden üçüncü yargımız da olmayacaktır diyebilirim. Yalnız iki olacaktır cevabımız. 17. soruda. Evet 18. soru. Bakayım. Yine yol farkı sorusu. 18. Aynı faz çalışma özdeş kaynaklar. Dalga reninde dalgalarımız var. Dalga boyu lambdadır. Girişim üstünde P noktası kaynakların uzaklık. Şimdi şöyle ayırdım. S1 kaynağı alan uzaklık 9. Çok pardon. 3 lambda verilmiş. S2 de 9 bölü 2 lambda. Yani 4,5 lambda olarak verilmiş. Bunların farkını alıyorsunuz. Delta S eşittir. Mutlak değer S1 eksi S2 idi. 9 bölü 2'den 3'ü çıkarıyorum. Ya da 4,5'tan 3'ü çıkarıyorum. 4,5 lambda eksi 3 lambdadan 1,5 lambda buldum. Şimdi kaynaklar aynı fazla olduğu için 1,5 lambda demek burada düğüm çizgisi üzerindeyiz demektir. Yani delta S eşit N eksi 1 bölü 2 lambda. O da eşittir 1,5 lambda yazarsanız hangi sayıdan 1 bölü 2 çıkarırsam 1,5'u bulurum tarzında bir şey sorabilirim. O zaman 2 olacak sanırım. 18. sorunun cevabı ikinci düğüm. N eşittir ikinci düğüm çizgisi üzerindeyim. Evet. Hemen ayırdım. 19. soruya geldim. Şimdi 19. soruda dalga reninde iki noksal kaynak periyodik dalga üretiliyor. Yargı sorusu yine. 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur demiş bize. Bakalım. Dalgaların tepe noktaları üst üste geldiği noktalar katar noktası. Birinci yargı doğru arkadaşlar.
İkinci yargıya bakıyorum. Dalganın çukur noktanın üstte geldiği nokta düğüm noktası. Arkadaşlar çift çukur olduğu için hani mesela tepeler üstte geldiğinde çift tepe, çukurlar üstte geldiğinde de çift çukur haline gelir. O yüzden düğüm cinsi değil dal katır olacaktır. İkinci yargı yanlış. Üçüncü yargıya geldim. Bir dalganın tepesiyle başka bir dalganın çukurunun üstte geldiği nokta düğüm noktaları. Tanım doğrudur arkadaşlar. 1 ve 3 doğru olacaktır. 20. soruya geldim. Aynı fazla çalışan K1, K2 nopsal kaynakların oluşturduğu girişim desende ikinci düğüm cinsi ve üçüncü dal katırı şekillik gibidir. Şöyle hemen şeklimi çiziyorum. K1, K2. Burası merkez doğrusu olarak verilmiş. Şimdi ikinci düğüm ve üçüncü dal katarı. Şimdi düğüm çizgilerini ben genelde şöyle çiziyorum. Birinci, ikinci. Şurada da mesafe bırakayım. İkinci düğüm çizgisi. Kesti çizgilerle çiziyorum. Şimdi normalde birinci dal katarı, ikinci dal katarı burada olacaktır. Birinci düğüm çizgisi şöyle yaptım. Şu arada ikinci düğüm çizgimiz de burada olacaktır. Bu şekilde çizebilirim. Peki diğer tarafa gittim. Üçüncü dal katırı demiş. Şimdi mavi kalemimi aldım. Evet, kırmızı ile çizmiştik. Birinci, ikinci. Şu da üçüncü dal katırı arkadaşlar. Üçüncü dal katırı. Dalgaların dalga boyundan da olduğuna göre AB mesafesi ne kadardır? Yani şu aradaki şurasıyla şurası arasındaki mesafeyi sormuş bize. Arkadaşlar sayarak gayet rahat bulabiliriz. Mesela sağ tarafla başlayayım. Arda arda gelen dal katarları arasındaki uzaklık lambda 1 2'dir. O zaman burası lambda 1 2, burası da lambda 1 2, burası da lambda 1 2 olacaktır. Yani şurada 1,5 lambdamız var. Şimdi birinci düğüm çizgisi şurası lambda bölü 4 olur bakın. Sonra birinci düğümle ikinci düğüm çizgisi arasındaki uzaklık yine lambda bölü 2'dir. Birinci düğüm çizgisi. Bu soruda kolay olduğu için böyle yaptım. Yani şurası yine lambda bölü 2 olacaktır. Zaten A noktası şurada, B noktası da burada. Bu şekilde verilmiş. O zaman lambda bölü 2 artı lambda bölü 4 şeklinde de bu kısmı yazmış olabilirim. Tabi lambda bölü 4'ü şuraya çok minik sıkıştıracağım. Bunları topladığım zaman 1 bölü 2 artı 1 bölü 4'ten 3 lambda bölü 4 gibi bir şey gelecek. Hepsini topladığımda da 20 sorunun cevabı sanırım 7 bölü 4 geliyor. 1,5 lambda kesirli olarak yazalım. 3 bölü 2 lambda. Bu tarafta da 3 bölü 4 lambdamız var. Bunları toplarsak payda eşit diyelim. 2 kere 3 6. 3 de diğer tarafta 9 bölü 4 gibi bir şey bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, 20. soruda kalmıştık. 20. soruda işlemi yaptığımız zaman topladığımızda 9 lambda bölü 4 şeklinde buluyoruz. Peki. Kağıdı yeniden değiştiriyorum. 21. soru. Girişim deseninde oluşan çizgi sayısını arttırmak için demiş. 21. Şöyle mesela su dalgaları çizelim. K1, K2. Merkez doğrusu. Birinci, ikinci, üçüncü dal katarı. Bir tarafı çiziyorum sadece. Bir de hemen yan tarafta düğüm çizgilerim var. Şimdi bunların arasındaki uzaklık. Şurası mesela lambda bölü 2 olacaktır. Tam ortada düğüm çizgisi olduğu için lambda bölü 4. Yani dalga boyunu arttırsam, lambdayı arttırsam girişim çizgilerinin sayısı azalır. Peki. Birinci yargı demiş. Kaynaklar arası uzaklık azaltılmalı. Kaynakları birbirine yaklaştırırsam, mesela K1'i buraya getirdim, K2'yi buraya getirdim. O zaman çizgi sayısı azalır arkadaşlar. Arttırmak istiyor, o yüzden bu olmaz. Hemen ikinci yargı, kaynakların frekansı arttırılmalı. V eşit lambda çarpı F idi. Frekans artarsa dalga boyu azalacaktır. Çünkü derinlikte oynamadı, hız sabit. O yüzden dalga boyu azaldığında daha sık bir girişim deseni elde etmiş olurum. Peki. İkinci yargıya tık attım. Üçüncü yargı dalga reninde su derinliğini azaltmak. Su derinliği azalırsa dalga boyu azalır. O zaman da daha sık bir girişim deseni gözlemlenir. Hemen 22'ye geçtim. Değişik oluyor sanırım. 21, 2 ve 3 doğru. 22. soruda bakıyorum. Şekilde derinliği sabit dalga reni demiş. K1, K2 kaynakları. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? A ve C noktaları çift çukur ve katar noktalarıdır. Şimdi burada çizgiler tepe, kesti çizgilerde çukur demiş. A noktasına bakıyorum. Her ikisinden de çukur gelmiş. A noktası çift çukur.
Her ikisinden de nokta geldiği için, çukur çukur olduğu için zaten katır olması gerekiyor. Yani birinci yargımız doğru. Çiftepe ya da çift çukurlar katardı. BD noktaları çiftepe ve katar noktalarıdır. B noktası çiftepe, her ikisinden tepe gelmiş. C noktasına çukurlar gelmiş arkadaşlar. Bakayım. Çiftepe ve katar noktalarıdır demiş. Pardon. İkinci yargı B ve D noktaları demiş. Ben C olarak okudum. Özür dilerim. D noktası ve B noktası çiftepe olacaktır ve katar olacaktır. Doğrudur. Üçüncü yargı. E noktası sıfırıncı katır üzerindedir. Kaynakların tam ortasında olduğu için E noktası da merkez doğrusu üzerinde, yani sıfırıncı katır üzerindedir. Bu da doğrudur. Hemen 23. soruya geçtim. Derinliği her yerde aynı olan dalga değeninde özdeş kaynaktır oluşturduğu girişim deseninde. Yine yorum sorusu. Birinci yargı, dal katarı üzerindeki bir noktanın yol farkı dalga boyunun tam katı kadardır. Bakalım, dal katarından bahsediyor. Birinci yargıda yol farkı şöyle, en lambda olursa dal katır oluyordu arkadaşlar. 23. soruda o zaman bu doğrudur. İkinci yargı, düğüm çizgisi üzerindeki bir noktanın yol farkı dalga boyunun yarım katları, buçuklu katlarına eşittir. Delta S eşittir. N eksi 1 bölü 2 lambda. Bu da doğrudur. İkinci yargımız. Üçüncü yargıya geldim. Girişim deseni merkez doğrusuna göre simetriktir. Tabii ki aynı fazla olduğu zaman girişim deseni zaten 20. soruda yapmıştık bakın. Sol tarafta da bu çizgilerin aynısı var. O yüzden 3'ü de doğru olacaktır. Şöyle ayırdım. 24. soru. Çift yarıta yapılan girişim deneyinde, girişim olayında kaynaklardan çıkan ışınların tepe veya çukur noktalarının üstüne gelmesiyle perde aydınlık saçakları oluşur. Şöyleydi. Çift yarık dediği zaman K1, K2 kaynaklarım. Lambda dalga boylu ışınla yaptık. Şurası perdemiz olsun. Hatırlatayım. Burası da L. Kaynakları su uzaklık D'ye kadar. Şimdi burası merkezi aydınlık saçak. Sonra K1, sonra A1, sonra K2 bu şekilde. Alt taraf da aynı şekilde devam ediyor. K1, A1 şeklinde. Şimdi kaynaklardan çıkan ışınların tepe veya çukur noktalarının üstte gelmesiyle perde aydınlık saçaklar oluşur demiş. Doğrudur. Birinci yargıya buraya tik attım. İkinci yargı, tepe ve çukur noktalarının üstte gelmesiyle karanlık. Yani bir noktaya bir yerden tepe, diğer kaynakların birinden tepe, diğerinden çukur gelecek. O yüzden de burada karanlık olacaktır. Birbirine sönümler. Doğrudur. Üçüncü yargıya geldim. Bu deneyde ışık dalga özelliği göstermiştir. K1 ve K2 kaynakları şu şekilde, aynı su dalgalarında olduğu gibi dalga özelliği gösterir. Bu da üçüncü yargıda doğru olacaktır arkadaşlar. Hemen 25'e geldim. 25. soru. Yine Young deneyi, çift yarıkta girişim deneyi. Bakın şekle bakarsanız yol farkı, kaynaklardan bir tanesinin uzaklık farkı. S1 diyorum ona, 2 lambda. S2, 5 lambda, 1, 2 verilmiş. Yani 2,5 lambda. Şöyle yazdım. P noktasının yol farkını bulacağız. Birbirinden çıkarıyorduk. Delta S eşittir. Mutlak değer S1 eksi S2. Aynı su dalgalarında olduğu gibi eğer n lambda ise aydınlık. N eksi 1 bölü 2 lambda ise o zaman da karanlık saçak üzerindeyim diyebilirim. N eksi 1 bölü 2. Buçuklu yani. Bu da tam katları dalga boyunun. Evet, bunları ben birbirinden çıkardığımda delta S eşittir. 2 lambda ile 5 lambda bölü 2. O zaman 5 lambda bölü 2. 2 buçuktu. 2 lambda çıkardım. Lambda bölü 2. 0,5 lambda geldi. Bu şekilde. Sonra ne yapıyorum? Buçuklu olduğu için şunu kullanacağım. N eksi 1 bölü 2 çarpı lambda eşittir lambda bölü 2 yazdım. Hangi sayıdan 1 bölü 2'yi çıkarırsam 1 bölü 2'yi bulurum tarzında bir şey. 1'den 1 bölü 2'yi çıkardık o zaman. O zaman birinci düğüm olacak sanırım. 25. soru. Birinci düğüm çizgisi. Birinci karanlık saçak. N eşittir. Birinci karanlık saçak. Şimdi su dalgalarındaki düğüm çizgileri ışıkta girişimde karanlık saçak ismini alıyor arkadaşlar. Evet, 25'i de hallettik. 26. soruya geldim. Şimdi 26. soruda çift yarıkta yapılan girişim deneyi. Merkez aydınlık saçağı olan uzaklık çizilmiş. Şöyle.
Ben şu şekilde hemen bir tanesini göstereyim. K1, K2. Lambda dalga boylu ışınlarla yapıyoruz. Burada perdemiz var. Şöyle yine çizdim. Burası merkezi aydınlık saçak. Şimdi ikinci aydınlık saçağım. Burada bir noktamız var. A2. İkinci aydınlık saçağım perdedeki merkez aydınlık saçağı olan uzaklığına x1 demiş. Şimdi arkadaşlar burada saçak aralığından bahsedeyim. Saçak aralığı. Arda arda gelen iki tane aydınlık saçak arasındaki uzaklıktır. Veya arda arda gelen iki tane karanlık saçak arasındaki uzaklıktır diyebilirim. Arda arda gelen iki aydınlık saçak arasındaki uzaklık diyebilirim. Saçak aralığı dediğim zaman bunlara dikkat edeceğim. Şimdi burası A0 merkezi aydınlık saçak. Birinci aydınlık, sonra da ikinci aydınlık var. Bakın burası delta x. Burası da delta x. O zaman aydınlık saçaklarda şuradaki uzaklığımız saçak aralığının tam katı. Yani n çarpı delta x şeklinde düşünülebilir. Saçak aralığı da nelere bağlıydı? L çarpı lambda bölü d çarpı n şeklindeydi. Formülünde yazmış olalım. O zaman x1 uzaklığımız dalga boyunun tam katı olacaktır. X1 şuraya yazdım. X1 eşittir. 2 çarpı delta x yazıyorum arkadaşlar. Şunlar da belirgin olsun. Yani yol farkı da hemen parantez içinde delta s eşittir n lambdaydı. Burada da n çarpı delta x'i kullanıyoruz arkadaşlar. Bir farkı yok. Peki perde üzerinde bir de ikinci bir nokta. Üçüncü aydınlık saçak demiş. Şöyle çizdim yine. A0 merkezi aydınlık. A1, A2, A3. Üçüncü aydınlık. Buradaki uzaklığa da x2 demiş. Şimdi x2 uzaklığımız da o zaman o da aydınlık saçak olduğu için 3 delta x olacaktır. Saçak aralığının 3 katı olacaktır. Çift yatay yapılan girişim deneyi dediği için. Peki. O zaman ben şimdi x1 ile x2'yi birbirine oranlarsam x1 bölü x2 eşittir. 2 delta x bölü 3 delta x'ten. Bunlar gittiğinde 2 bölü 3 olacaktır. Evet. 27. soru. 26. soruya dikkat edin. 26. soru önemli bir soru. İşinizi bayağı kolaylaştırır. Evet, 27. soruda yine yorum sorusu. Young deneyinde bakalım bir yönü iki yöne A0 K1 K2 şeklinde Young deneyini vermiş. Yargıları okuyorum ben. Birinci yargı yarıklardan K1'in önüne ince cam bir levha konulursa merkezi aynı saçak bir yönde kayar. Şimdi yarıklardan bir tanesinin önüne cam bir levha koyarsak şuraya mesela cam levha koyduk saydam. Burada da perdemiz var. Burada lambda dalga boylu. İşte şu şekilde ışıklayan kaynağımız var. Işık kaynağımız var. K1'in önüne ince bir LFA koyduğumda girişim deseni normalde şöyle. Merkez aralık saçak buradaydı. K1 geçken kaynak olduğu için gecikir. O yüzden de yukarıya doğru kayacaktır. Zaman farkı, faz farkı olur. Birinci yargı doğru. Hemen şuraya da tik atalım. Birinci yargımız doğru dedik. İkinci yargıyı okuyorum. Yarıklardan her ikisinin önüne özdeş iki tane cam ve özdeş ince bir cam konulursa merkezi aynı saçan yeri değişmez. Şimdi şöyle yaptım. Aşağı doğru kaydırdım. O zaman aşağıdaki K2 de aynı şekilde gecikir. O zaman merkezi aynı saçak çıktığı kadar geri gelir. Yani özdeş bir lamba konulmuş. Pardon. Özdeş ince bir cam LFA konulmuş. O yüzden merkezi aynı saçan yerinde bir değişiklik olmaz. Bunu silebiliriz veya aşağı doğru geldi diyebiliriz. Birbirini götürdü. Üçüncü yargıya geldim. Şu şekilde. Yarıklardan K2'nin önüne ince bir cam konulursa merkezi aynı saçak iki yönde kayar demiş. Evet 27. soruda. Zaten biraz önce söylemiştik. K1'in önünü kaldırdım. O zaman da iki yönde kayacak. Yani aşağı doğru kayacaktır. Burası iki yönde, burası da bir yönde olarak verilmiş. Hepsi de doğru olacaktır arkadaşlar. Evet 27. Şöyle çizdim. 28. soru. Merve Young deneyi beyaz ışıkta yaptığı girişim deseninde renklenme olduğunu görüyor. Renklenme. O zaman birden fazla kaynak kullanılmış denilebilir. Mesela bu soruda. Merve bu durum hakkında 3 tane yargıdan hangilerini söyleyebilir demiş 28. soruda. Saçak aralığı dalga boyuna bağlıdır. Her rengin kendine özgü bir dalga boyu vardır. Beyaz ışık farklı renklerden oluşur demiş. Beyaz ışıkta yaptığını zaten soruda söylemiş. 28. soruda beyaz ışık kullanmış. Şu şekilde.
Şimdi beyaz ışık kullandığında her rengin kendine özgü bir dalga boyu vardır. Yani bunu söyleyebiliriz bir deneyden. Çünkü dalga boyları aynı olsaydı renklenme diye bir şey olmazdı. Yine beyaz saçaklar oluşurdu. Ama renklenmenin ne olduğunu biliyoruz. Beyaz ışık farklı renklerden oluşur. Yine aynı şekilde bunu da söyleyebiliriz. Saçak aralığı dalga boyuna bağlıdır. Şimdi hangisinin dalga boyu daha büyük, hangisinin daha küçük onunla ilgili bir şey söylememiş burada. O yüzden birinci yargı ulaşılmaz. İkinci yargıda yani deneyden ulaşabileceğimiz yani renklenme neden meydana geldi? Dalga boyları farklıdır tarzında bir yorum. İki ve üçüncü yargılara doğru diyebiliriz arkadaşlar. 28. soruda. Evet, 29'a geldim. Yine biraz önceki soruya benzer bir soru. 26. soruya benzer. Evet, 26. soruya benzer bir soru. Direkt perdeleri çiziyorum. Bu sefer kırınım. Tek yırtla yapılan girişim deneyi. Burada şuraya W dedim. Lambda perdemiz var. İşte burası L olacak. Perde de merkez aralık saçak A0 olarak verilmiş. Beşinci karanlık saçağın merkez aralık saçağından uzaklığı. Şurada arkadaşlar beşinci karanlık saçak varmış. K5. Şimdi yol farkı formüllerini hatırlatayım ben size. Kırınımda delta S eşittir N artı 1 bölü 2 lambda dediğim zaman bu aydınlık saçak anlamına geliyor. Delta S N lambda dediğimde de karanlık saçak anlamına geliyor. Şimdi bakın N lambda. Yine aynı şekilde burası saçak aralığının N katı şeklinde düşünülecek. Yani saçak aralığını ben delta x ile ifade edersem, delta x'i biraz önce söylemiştik. Onu yine yazalım. Delta x eşittir. Şöyle delta x eşittir. L lambda bölü W çarpı N. Kaynakları arası uzaklık W olduğu için saçak aralığı şu şekilde ifade ettim. Beşinci karanlığın merkez aralık saçağı uzaklığı 5 delta x olacaktır. Sonrasında ikinci aydınlık saçağı vermiş. İkinci aydınlık saçak, aydınlık saçaklar buçukluydu. O zaman bu şekilde üstünde göstermeyeyim. Şuraya tekrardan perdeyi çizdim. Perde, perde. Zaten şekilsiz de var. O yüzden çok girmiyorum ben. A0 yazdım. Şimdi baktığım zaman ikinci aydınlık saçak. A2. Şimdi aydınlık saçaklarda da buçukluk at. Yani şuradaki uzaklık bu sefer n yerine 2 yazarsanız 2,5 delta x olacaktır. 5 bölü 2 delta x yani 2,5 delta x olacaktır. Peki ben şimdi bunları oranlayacağım. X bölü y oranı. Çünkü buraya x demiş. Buraya da y demiş arkadaşlar. Peki şuraya yazıyorum. X bölü y eşittir. Yani x dediğimiz 5 delta x'te. 5 delta x, y de 5 bölü 2 delta x şeklinde yazdık. Pardon. Bunları oranladığım zaman 5'ler gider, delta x'ler gider. Sonuç 2 şeklinde karşıma çıkar. Yani yol farkı formülündeki n lambda, n artı 1 bölü 2 ya da n eksi 1 bölü 2 lambdaları uyguluyorsunuz. Hemen 30. soruya geldim. 30. Tek yarıkta kırılım deneyinde lambda dalga boyu ışık kullanılıyor. Yarık üzerinde paralel perdede P noktası ikinci karanlık saçak üzerindeymiş. Hemen şeklini çizdim. K1, K2. Ha, pardon, tek yarık demiş. Şurası olmayacak. Şurayı sildim. Şöyle tek yarık W lambda. Bu da perdemiz. Perde. Şu yok yine söyleyeyim. Yarık düzenine paralel perdede P noktası ikinci karanlık saçak üzerinde. Şurada P noktası alalım. Burası A0. İkinci karanlık P noktası K2. Sonrasında ne diyor? P noktasının yarığın kenarlarına olan uzaklık farkı kaç lambda olmalı? Yani yol farkını soruyor. Yarığın kenarlarına olan uzaklık farkı dediğimde şurası S1, S2 dersek. Direkt yol farkı formülünü yazacağız. Karanlık saçaklar için delta S eşittir. N çarpı lambdaydı. Şimdi ikinci karanlık olduğu için ikinci karanlık. N yerine 2 yazıyorsunuz. O zaman direkt 2 lambdayı yakalamanız gerekiyor 30. soruda. Evet, diğer soru 31. soru. Şekilde çift yarıkta yapılan girişim deneyinde Young deneyi A0'ın yeri değişmeyecek şekilde alfa kadar döndürüldüğünde perde oluşan.
Şimdi ilk başta şu şekildeydi. Ben fantı döndürüyorum arkadaşlar. Şu hale getiriyorum fantı. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu hale getirdiğimde bakın şurası şuradaki dik uzaklık D üssü D'den küçük oluyor. Burada da perdemiz var yine aynı şekilde. Perde. Şimdi saçak aralığı formülünü yazacak olursak tabi merkeze aynalık saçan yeri de bu arada değişmiyor. İşte lambda dalga boylu ışınlar kullanıyoruz. K1, K2 fantı döndürdük. Saçak aralığı formülü. Saçak aralığı. Delta x eşittir. L lambda bölü D n şeklindeydi. Burada D'yi azaltıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada ben onu kırmızı ile çizeyim. Döndür ilk başta şurası D idi. Şu uzaklığım D'ydi. Döndürdüğüm zaman artık burası D. Şuradaki düşey uzaklık, şurası 90 derece, D'den küçük. Benim için buradaki düşey uzaklık önemli. Yani D'nin azaldığını söylüyorum. D azaldı. D azalırsa saçak aralığı delta x artar. Peki hemen soruya döndüm. Şimdi saçak aralığım artarsa ne olur? Mesela burada birinci aydınlık saçak vardı. Yine aynı şekilde aşağıda birinci aydınlık saçak vardı. Şuradaki uzaklık delta x ile ifade ediliyor saçak aralığıyla. Eğer delta x artarsa o zaman girişim deseninde şu şekilde yukarı ve aşağı yönde uzama meydana gelir. Saçakların sayısı azalır. Saçaklar genişler diyebilirim. Saçak sayısı artar demiş ilk yargıda. Saçakların sayısı azalır demiştik. O yüzden birinci yargımız yanlış. İkinci yargıya geldik. Saçak genişliği artar. Delta x artar dedim. Saçak aralığı. Bazen saçak genişliği diyorlar. Aslında saçak aralığıdır. İkinci yargı doğru. Üçüncü yargıya geldim. Işın dalga boyu artar. Arkadaşlar ışın dalga boyu değişmedi. O yüzden ikinci yargımız doğru olacaktır. Hemen ayırdım. 32. soruya geldik. Tek yarıtı yapılan kırılım deneyinde kırmızı ışık yerine yeşil ışık kullanıldığında. Şimdi kırmızı ışığın dalga boyu kırmızı en büyüktür. Şu şekilde mora doğru dalga boyu azalır. Frekanslara tam tersidir. Mor ışığın frekansı en büyüktür. Kırmızı ışığın frekansı en küçüktür. Şimdi kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi. Yeşil bu arada bir yerde. Yeşil. Şimdi soruda diyor ki tek yarıtı kırın deneyinde kırmızı ışık yerine yeşil ışık kullanırsam. Yani o zaman dalga boyunu azaltacağım. Hemen yine saçak aralığı formülünü yazıyorum. Soruların %90'ını saçak aralığından yaparsanız çok daha rahat edersiniz. Delta x eşittir. L lambda bölü. Tek yarık dediği için W n. Şimdi burada lambdayı azaltıyorum. O zaman saçak aralığım delta x de azalıyor. Buna göre yorumlayacağız. Saçak aralıkları büyür demiş. Evet, birinci yargı. Saçak aralığı ne oldu? Küçüldü arkadaşlar. İkinci yargıya geldim. Saçak sayısı artar. Şimdi bir önceki soruda zaten bunu anlatmıştık. Yani saçak aralığı azalınca saçak sayısı artacaktır. O zaman ikinci yargıda doğru olacaktır. Üçüncü yargıya geldim. Merkezi aynalık saçan parlaklığı artar demiş. Bakıyorum. Şimdi merkezi aynalık saçan parlaklığı burada değişmeyecektir. Işık şiddetine bağlıdır parlaklık. O şekilde düşünebilirim. Evet. O şekilde sadece yalnız iki doğru dedik. Buraya bir soru daha sığar herhalde. Neyse devam ediyorum. Bakayım sorunun uzunluğuna göre. Soru 33'te yine Young deneyi. Şekil eşit girişim deneyi demiş. Işın dalga boyu lambda, yarıkları su uzaklık D, yarıklar düzlemiyle perde L. Hepsini vermiş burada. İki aynı saçak arasındaki uzaklık delta x olduğuna göre delta x'in artması için. Şekil zaten orada olduğu için ben bir daha şekil çizmeyeceğim. Delta x eşit L lambda bölü D çarpı N şeklinde bir şey yazdık. Lambda gelen ışın dalga boyu, N ortamın kırıcılık indisi. Delta x'in artmasını istiyor benden. Delta x'i arttıralım diyor arkadaşlar. Şu şekilde. Evet hemen hangileri artmalıdır diye sormuş. L'yi arttırabilirim, lambda'yı arttırabilirim. D ve N'yi de azaltabilirim. O üçüncü soruda. O zaman L ve lambda. L ve lambda şeklinde yazdım. Peki. Hemen 34'e geldim. 34. soru kırınım sorusu. 34. A0 A1 demiş. Neyse şeklini yine çizdim.
Burası W, lambda. Bu bizim klasik şeklimiz arkadaşlar. Şurası L dedik. Şuradan merkeze aynı kısaçak A0 diyorum. Şimdi üçüncü karanlık. Buraya P yazdık. K3. Üçüncü karanlık. Bir de R noktası aldık. Bu da ikinci aydınlık. A2. Şimdi kırınım olduğu için hemen yol farkını hatırlayalım yine. Yol farkı karanlık saçaklarda en lambdaydı. Deltası en lambda. Karanlık. Aynı zamanda şurada merkezi aralık saçağın karanlık saçağından uzaktı. O zaman saçak aralığının en katı. Yani üçüncü karanlık 3 delta x olur. İkinci aydınlık yol farkı delta s n artı 1 bölü 2 lambda. Bu da aydınlık. Bu şekilde. O zaman ikinci aydınlık saçağından uzaklığımız. Hani buraya x1 demişiz. Buraya da x2 demişiz. N artı 1 bölü 2. 2,5 olacak. 5 bölü 2 delta x. Yani 2,5 delta x şeklinde düşünülecek. X uzaktı. X1 ile x2'nin oranını soruyor bana. Hemen yazdım. X1 bölü x2. 3 delta x bölü 5 bölü 2 delta x. Buradan işlemi yaparsanız 6 bölü 5 gibi bir şey gelecektir arkadaşlar. Yani en kolay yol şeklinde göstermeye çalıştım. Evet, 35. soru. 35. Bakıyorum. Tek yarıkta kırınım ile çift yarıkta girişim deneyi arasındaki farklar. Yarık sayısı, merkezi aynı saçağın genişliği, merkezi aynı saçağın parlaklığı. Şimdi Young deneyinde bütün aydınlık saçakların parlaklığı aynıdır. Genişlikleri de aynıdır arkadaşlar. Kırınımda tek yarıkta girişimde burada şeklini verdim. Merkezi aynı saçak diğerlerinden daha parlaktır ve diğerlerinden daha büyüktür. Yaklaşık iki katı daha büyüktür. O yüzden merkezi aralık saçağın genişliği tek yarıkta kırınım ile çift yarıkta girişim deneyi arasındaki farktır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Parlaklık da aynı şekilde fark olacaktır. Yarık sayısı dediğimiz zaman zaten şimdi tek yarık bir de çift yarık olarak düşünmüş. Onu da almamız gerekecek. Yani birinci yargı okey, ikinci yargı tamamdır, üçüncü yargı doğrudur şeklinde düşünebiliriz. 36. Aşağıda bazı durumlar verilmiştir. Buna göre bu durumlardan hangisinde gözlemcinin işittiği sesin frekansı kesinlikle artar? Şimdi işitilen sesin frekansının artması için sesin incelmesi gerekir. Sesin incelmesi için de onu ben yine şeklini çizmeye çalışayım. Mesela burada bir arabamız var. Ok yönünde hareket ediyor. Arabanın yaydığı ses dalgaları normalde şöyle. Şimdi sağ tarafa doğru giderse bu taraf sıklaşmaya başlayacak. Bu taraf da seyrekleşmeye başlayacak. O zaman buradaki gözlemcim daha ince bir ses duyar. İnce. Diğer taraftaki gözlemcim şöyle. Daha kalın. Çünkü frekansımız daha düşük olacaktır. Bakın şurada dalga boyu arttıkça frekans düşer. Burada dalga boyum daha küçük, daha sık. O yüzden frekansım daha büyük olarak düşünülebilir. Ben buna göre söyleyebilirim. Arabada ses kaynağı olarak düşünsün bu soruda. Evet, hangisinde gözlemcinin işittiği sesin frekansı kesinlikle artar demiş. Bir ses kaynağı ve gözlemci aynı yönde hareket ederse. Şimdi gözlemci de aynı yönde hareket ediyor. Gözlemci daha hızlı gidebilir. Yani ses dalgalarından daha hızlı gidebilir. Yani bu mümkün. Mesela bugün sesten hızlı uçan uçaklarımız var. O yüzden de daha önce ses duymak yerine hiç duymayabilir. O yüzden kesinlik dediği için ben birinci yargıyı almıyorum. İkinci yargıya geldim. Ses kaynağı sabit, gözlemci kaynağa doğru yaklaşırsa demiş. Ses kaynağı ve gözlemci zıt yönlerde hareket ederse demiş bir de. Şimdi ses kaynağı ve gözlemci zıt yönde hareket ederse gözlemci zıt yönde gidiyor ses kaynağı da. Mesela ses kaynağı sağa doğru, gözlemci sola doğru gidiyor. Dalga boyunu daha büyük algılayacaktır. O yüzden üçüncü yargı da olmaz. Ses kaynağımız sabit, gözlemci kaynağa doğru yaklaşırsa. Gözlemci sabit, kaynak ona doğru yaklaşıyormuş gibi düşünülebilir. Veya gözlemci yaklaşıyor, kaynak sabit gibi düşünülebilir. Koşarak yaklaşıyor gibi. O zaman ikinci yargıda daha ince bir ses duyacağımı söyleyebilirim arkadaşlar. Diğerlerinde olmuyor değil mi? Bir daha kontrol edeyim. Ses kaynağı ile gözlemci zıt yönlerde. Aradaki uzaklık 60 zaten. 3 almıyorum. Ses kaynağı ve gözlemci aynı yönde. Burada da hızını aldık. Peki. Doppler olayı arkadaşlar.
37. soru. Dünyadaki gözlemcilerden Ali K yıldızına baktığında yıldızın kırmızıya kaydığını. Şimdi dünyadan uzaklaşan, burası dünya olsun. Dünyadan uzaklaşan bir cismin, yıldızın şu şekilde uzaklaşıyor. Bu arkadaştan bize gelen elektromanyetik dalgalar, yani ışınlar diyebiliriz, kızıla kayar. Çünkü aynı şuradaki olay gibi, Doppler olayı, dalga boyu artar. Biraz önce bahsetmiştik. Kırmızı ışının dalga boyu daha büyüktür. Yani cisim bizden uzaklaşıyor diyebiliriz. K yıldızına baktığımızda, o zaman K yıldızı uzaklaşıyor diyeceğim. Ahmet L yıldızına baktığında yıldızın maviye kaydığını gözlemliyor. O zaman şu şekilde, o zaman yaklaştığını söyleyebiliriz şöyle. Yaklaştığı zaman dalga boyu daha küçük olarak algılanacaktır. Frekansı büyük, yani mavi ışık olarak algılanacaktır. Buna göre yorumlamaya çalışalım. Bakıyorum, okuyorum hemen. Yıldız dünyaya yaklaşmaktadır. L yıldızı dünyadan uzaklaşmaktadır. K yıldızı dünyadan uzaklaşıyor. Birinci yargı yanlış. İkinci yargı, L yıldızı dünyadan uzaklaşmaktadır. Olur. Bir dakika. Dünyadan uzaklaşmaktadır. L yıldızına baktığında yıldızın mavi yaklaşıyor arkadaşlar. 37. soruda yaklaştığını söyleyebiliriz. L yıldızı dünyadan uzaklaşmaktadır derse orası biraz yanlış olur. K yıldızından gelen ışın dalga boyu L'den gelen ışın dalga boyuna göre büyüktür demiş. Bunu kırmızı olarak aldık. Bu arkadaşı da mavi. Kırmızı rengin dalga boyu daha büyük olacaktır. Üçüncü yargımız doğru. K yıldızı dünyaya yaklaşmaktadır yanlış. L yıldızı dünyadan uzaklaşmaktadır. O da yanlış. Çünkü L yıldızı maviye kayıyor. Dünyaya yaklaşması lazım. Üçüncü yargımız doğru olacaktır arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçeyim. 38. Ses kaynağı V süratiyle hareket ederken çıkardığı ses dalgalarının genlikleri üste bindiğinde ortamda çok şiddetli bir ses dalgası oluşur demiş. Buna göre ses dalgalarıyla gerçekleşen bu olaya ne ad verilir tarzında bir soru sormuş. Şimdi V süratiyle hareket ederken çıkardığı ses dalgalarının genlikleri üste geldi. Arkadaşlar, genliklerin üste gelmesi olayı patlama gibi düşünülebilir. Süpersonik patlama olarak düşünülebilir. Rezonans değil, sönümleme, vuru ve kırılım değildir burada. Sonik patlama olarak düşünebiliriz. 38. soruda. İşte bu biraz önce söylediğim sesten hızlı giden uçakların şöyle çizmeye çalışayım. Başına gelen olay. Mesela artık sınır değerde. Şu şekilde bakalım. Şöyle yaptım. Hatta şöyle çizsem daha mantıklı. Şöyle çizsem. Şurasını görmeyin. Şöyle. Kaynağımız sağa doğru hareket ediyor. Artık genlikleri üste geldiği için biraz daha hızlı giderse ses duvarını, ses bariyerini aşacak. Sonik patlama olarak düşünebiliriz 38. soruyu. 39'a geldim. Elektromanyetik dalga kaynağından çıkan dalgaların frekansı gözlemci tarafından farklı algılanabilir. Biraz önceki olay. Gözlemcinin hareket etmesi, kaynağın hareket etmesi, ortamın kırıcılık indisinin değişmesi hangileri gösterilebilir? 39. soruda. Şimdi dalga boyunu değiştirmemiz lazım. O yüzden kaynağın hareket etmesi bir kere olacaktır. 39. soruda. Gözlemcinin hareket etmesi, onun da olacağını söylemiştik. Yani gözlemci ve kaynağın hareket etmesini alabiliriz. Burada üçüncü yargı, ortamın kırıcılık indisinin değişmesi biraz saçma olmuş. Çünkü ortamın kırıcılık indisini değiştirsem bile frekans farkını açıklamak yetmez. O zaman birinci yargı tamamdır, ikinci yargı tamamdır, üçüncü yargıya yanlış dedik. Peki, 40. soruya geldim. Dünyadan uzaklaşmakta olan yıldızın yaydığı ışın kırmızıya kayması, yaklaşan ya da uzaklaşan bir ambulans sesinin farklı algılaması, anlamlı şarkı söyleyen birinin kendi sesini beğenmesi. Hangileri Doppler etkisiyle açıklanabilir? Frekans değişimi olacak. Dalga boyu artışı frekans değişimi olacak. Birinci yargı tamamdır. İkinci yargı da aynı şekilde. Seste Doppler olayı tamamdır. Anlamlı şarkı söyleme olayında burada hani yansıma ve kırılma olayları daha çok geçerli. Yani kaynakta bir hareket olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bir ve ikinci yargılar 40. soruda doğru olacaktır. Doppler'e örnek olarak. Üçüncü yargıda yansıma olayı var. Ambiyans olayı var sadece.